Kıymetli hocalarım, değerli misafirlerimiz, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Toplum Çalışma Merkezimizin teşekküründen sonraki ilk çalıştayımız. Teşrifleriniz için teşekkür ediyoruz. Biz, ben kısaca efendim Toplum Çalışma Merkezi'nde ne yapmaya çalışıyoruz? Bundan çok kısaca bahsedip vakte riayet etmek adına da hemen sözü kıymetli hocama bırakacağım. Malum halimiz İLEM'deki ihtisas bünyesindeki çalışmalar, çalışma grupları, ihtisas çalışmaları merkezde yürüyordu. Son 1,5 yıldır çalışma merkezleri odağında efendim 4 çalışma merkezi bünyesinde felsefe, bilim, toplum, tarih ve siyaset çalışma merkezleri altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Toplum Çalışma Merkezi'nin odağında inşallah insan-toplum münasebetine ilişkin meseleleri çok boyutlu bir şekilde ele almaya çalıştığımız faaliyetler olacak. Bu özgürlük çalıştayıyla başladığımız çalışmalar dizisinden de şunu murat ediyoruz esasında. Sosyal bilimlerdeki tartışıla gelen, bizim de yeni bir gözle sorunsallaştırmaya çalıştığımız kavramları masaya yatırmak muradındayız. Özgürlük meselesi daha gelmediler. Merve Betül Üçer hocamın teklifleriyle uzun bir süredir üzerinde çalışıp olgunlaştırdığımız bir çalışma alanı oldu. Bundan sonra efendim nasip olursa işte sosyal bilimlerde naturalizm meselesi, sosyal bilimlerde dil meselesi, metodoloji meselesi, hakeza, bunları sırasıyla olgunlaştırarak hem akademik kamuoyunun bu şekilde çalıştaylar vesilesiyle akademik kamuoyunda tartışmaya açmak, akabinde hocalarımızın kıymetli katkılarıyla efendim kitap olarak efendim neşredip daha geniş akademik kamuoyuna sunmayı arzu ediyoruz. Bu sürecin başından itibaren bizi desteklerini esirgemediler hocalarımız. Yani her biriyle birebir görüşme imkanı oldu. Çok yoğunlar. Efendim buna rağmen teşrif ettiler, kabul ettiler. Buradaki hocalarımız başta olmak üzere tebliğci diye bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan Selami hocama birinci oturumu yönetmesi için mikrofonu takdim ediyorum. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. İpliz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Hem toplantıyı tertip eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem de burada yeniden bulunmaktan dolayı, gerçi ben hep buradayım da, yeniden en azından fiziki olarak burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özgürlük konusu muhtemelen adı en çok duyduğumuz veya bir şekilde hep hissederek yaşadığımız çok önemli bir terim. Yani en azından şeyden sonra Batı dünyasında özellikle 19. yüzyıldan sonra, yani 18. yüzyıldan itibaren belki en fazla bütün idealler tanımlanırken kullanılan tabir özgürlük, yani işte Freiheit, Hegel'e sorduğunuz vakit işte bütün tarihin amacı olan şey, Kant'ta benzer bir durum söz konusu. Bütün şeyler, toplumlar özgürlük için mücadele ediyorlar. İşçi sınıfı özgürlük için uğraşıyor. Efendim, burjuva zaten özgürlüklerin teminatı vesaire. Baktığınız vakit her şeyin etrafında döndüğü bir tabir. Bu tabirin Batı dillerindeki ifadesi hep o free ile alakalı. Free'nin aslında biraz negatif bir içeriği var. Yani bağımlı olmamak. Hep bağımlı olmama üzerine kurulu bir tasavvur etrafında dönüyor. Özgürlükle alakalı müzakereler, tartışmalar. İlginç bir şekilde normal İslam düşüncesine baktığımızda, İslam düşüncesi, İslam inancı insanın en azından yaptıklarından sorumlu olacak kadar muktedir ve yaptıklarını anlamlı kılacak kadar
belirlenmemiş olduğunu varsayıyor zaten. Yani Müslümanlığın veya bir peygamberin tebliğinin ön şartı kendi ihtiyarlarıyla ona muhatap olacak ve onu benimseyecek veya karşı çıkacak varlıkların mevcudiyeti. Dolayısıyla dinin ön şartı, yani hak dinin ön şartı, öyle diyelim. Muhtar insanlar. Muhtar insanları varsaymadan zaten din anlamsız. Dolayısıyla başından Müslümanların hep farkında olduğu bildiği ama bütün tartışmalara bakarsanız bunun insanın muhtariyetinin mahiyetini keşfetme yolunda inanılmaz incelikli müzakereler, tartışmalar var. O incelikli müzakereler, tartışmaların hiçbirisi Müslümanların yaptıklarını öylece yapmalarını engellememiş. Ne demek yaptıklarını öylece yapmalarını engellememiş? İşte Müslümanlar daha Hazreti Peygamber ahirete irtihal ettikten sonra bilinen dünyanın neredeyse yarısını, üçte ikisini daha sonra fethetmişler. Ama aynı şekilde işte ilimler geliştirmişler, sanatlar geliştirmişler, şehirler kurmuşlar. Daha doğrusu hep dünyayı imar ederek varlıklarını sürdürmüşler. Ve bütün bunlar da zaten bu muhtar yani irade sahibi bir varlık, varlığı varsaymadan gerçekleşecek şeyler değil. Demek ki esas itibariyle insanın özgürlüğü diyelim, o tabiri kullanalım. Özgürlüğü zaten belirli şartlar içerisinde bir postül olarak bütün bir İslam tarihinde var. Ama ilginç olan taraf Batı dünyasında genel olarak baktığımızda özgürlükle alakalı sorun özellikle ilk insanla ilgili daha kutsal kitaptaki sahneyle başlayan bir çıkmaz içeriyor. Nedir o çıkmaz? İnsan, ilk insanlar diyelim, asli yani günah işledikten sonra o günahtan kurtulamadılar. Ve yeryüzündeki varlıkları ve eksiklikleri, kusurları işledikleri günahtan dolayı Tanrı tarafından terk edilmişliğinin bir alameti. Dolayısıyla insan kusurlarını, eksikliklerini bu şeyi Tanrı tarafından kabul edildiğinde aşacak. Ve Tanrı tarafından kabul edilebilmesi de insanın elinde olan bir şey değil. Yani çıkmaz, aşmaz burada yani. İnsan bir anlamda kendi iradesiyle içine düştüğü durumdan kendi gücüyle kurtulabilecek durumda değil. Dolayısıyla insanın o atılmışlığı, terk edilmişliği esas itibariyle ahlaki manada ilahi destekten mahrum olması bütün bir şeyin Yahudi ve Hristiyan düşüncesinin varsayım. Ve şeydi de bunu özellikle 19. yüzyıldan sonra bu Promete fikriyle irtibatlandırdığınızda Promete'nin işte Olympus'ta ateşi ele geçirerek bir anlamda ilahlara karşı kendi varlığını kanıtlama konumu onunla bu Hristiyan düşünceyi bir araya getirdiğinizde bütün bir insan hayatı Tanrı tarafından terk edilmiş olan varlığın varoluş mücadelesine dönüşüyor. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu ki burada tabii önemli kaybedilen noktalardan birisi şu bu perspektifte. İnsanın beden sahibi varlık olarak bedenini kendisinin belirlemediği ama günümüzde tabii artık bir noktada en azından belirli ölçüde
estetik dediğimiz bir şeyle, operasyonla insanlar bedenlerinde de ne diyelim, arzu edilen değişiklikleri yapma imkanlarını elde ettiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bedenlerini de kendi istedikleri gibi değiştirme konumunda olduklarını düşünüyorlar. Fakat önemli olan nokta şurası, insana aslında bizim yani bizim klasik dilimizin sağladığı şeylerden birisi, insan bir vücuda sahip, vücut da zaten bulunuş demek. Mevcutta insanın buldukları. İnsan gerçekten de bir şeyler bulduğu bir ortamda kendini buluyor. Bunların hepsi kendisine verilmiş vaziyette. Ve bu insanın kendisine verilmiş olan şeylerin aslında hiç dikkate alınmadan sanki insanın ya bunlar sanki zorunluymuş da bundan sonra her şey insanın şeyiyle, bir anlamda Tanrı'yla ilişkisi içerisinde Tanrı'ya rağmen veya bir şekilde Tanrı'yı kendisine yardıma zorlayarak bu içinde bulunduğu eksik olma, ihtiyaç sahibi olma durumundan kurtarma gayreti. Şimdi ilginç olan noktalardan birisi zaten bütün o özgürlük düşüncesiyle ilerleme düşüncesinin de özellikle 19. yüzyılda birlikte ele alınması ve insanlığın gelecekte sağlayacağı ilerlemelerle bir anlamda daha önceki sahip olan kayıtlardan kurtulabileceği varsayımı. Ve bu sayede de işte şeyin yer yüzünün tam da Yahudili inancında olduğu gibi, yine ilk dönem Hristiyan inancında olduğu gibi yeryüzünde yaşayan insanların kayıtlardan kurtularak eksiklerini ikmal ederek, bütün eksikliklerinden kurtularak yeryüzünde işte ezeli, şey, ebedi hayata kavuşacağı ve bütün kusurlarından da kurtulacağı. Dolayısıyla cennetin asli halin yeryüzünde yeniden tahakkuk edeceği umudu. Ama bu umut tabii ki yani bütün o özgürlükle alakalı, özgürlüğe yüklenen o genel manadaki mananın arka planını kabaca bu şekilde çizebiliriz. İşte bundan sonra şunu ifade etmemizde fayda var. Bir defa günümüzde özellikle özgürlük denildiğinde bu metinde bazı hususlar özellikle psikoloji ve kişisel gelişimle alakalı yapılan ve hemen hemen bir şekilde hemen herkesin ilgilendiği ve özellikle gençlerin ve herkesi ilgilendiren bir şey var. Bir belirsizlik ortamı var. O belirsizlik ortamında öyle bulanık bir su. Ve bulanık suda balık avlama diyebileceğimiz şeyde, tarzda inanılmaz kurtarıcılar var. Çok sayıda, çok fazla, her tarafta. Ve herkes insanlara, gençlere kendilerini gerçekleştirmenin yollarını öğretmeye çalışıyor. Ve bu çerçevede de aslında şeydir, ilkesiz bir enflasyon. Yani ilkesiz bir, yani her kişiye özel bir ilmihal oluşturma. Ve bunlarda da tabii ön saflarda bulunanlar psikologlar. Yani artık öyle bir o durumdayız gibi gözüküyor bana. Ve bunların yine hepsinin de ortak kavramı özgürlük. Yani insanların bir anlamda istediğini yapabilmesi. Bu istediğini yapabilme tabiri zaten benim bildirimdeki ilk cümle de buradan başlıyor. İstediğini yapabilme, neyi isteyeceğini belirleme imkanı olmadan özgürlük anlamına gelmez. Yani benim bütün tezim bu zaten. Yani bu biraz da şey gibi,
Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. Estağfirullah, bismillah. Ve ma teşâûne illâ en yeşâullâhu Rabbül âlemîn. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Aslında güç bir anlamda dilekleri yönetmek olarak tahakkuk ediyor. Yani dolayısıyla eğer siz insanlara neyi isteyeceğini veya isteyebileceğinizi ne öğretebiliyorsanız onlar üzerinde gerçekten de tayin edici konumdasınız demektir. Bütün bir şu anda içinde yaşadığımız şartlarda güç merkezleri diyebileceğimiz merkezlerin tayin edici hususiyeti insanlara ulaşabilecekleri arzu nesneleri üretip sonra o arzu nesnelerine ulaşma imkanları sağlamak ve bunun adına da özgürlük demek. Yani bu önemli bir nokta. İnsanlara arzu nesneleri, insanlar için arzu nesneleri üretip sonra o arzu nesnelerine ulaşma konusunda imkanlar, yollar önermek ve bu sayede de bak sen istediğini elde edebiliyorsun. Hatta her istediğini elde edebiliyorsun gibi bir görüntü sunmak. Burada tabii önemli noktalardan birisi insanın isteklerinin özgürlükle bir irtibatı var mı diye soracak olursanız tabii ki var ama özgürlükle irtibatlı istek ancak insanın özlüğüyle alakalı alakasını kurabilirsek anlamlı. İnsanın özüyle istekleri arasındaki irtibatı nasıl düşünebiliriz? Bunu düşünmenin ön şartı insanın bir özünün olduğunu varsaymak, kabul etmek. Zaten şey söz konusu olduğunda biraz sonra belki kısaca örnek olarak vereceğim bir metinde çok yaygın olarak Türkiye'de çok fazla okunan isimlerden birisi Erich Fromm'un ifadesini burada kısaca konuşacağız. İnsanın özüyle alakalı yaptığı bir belirlenim var, belirleme var, bir tanımlama. O tanımlama içerisinde zaten onlar tahakkuk ettiğinde özgürlük gerçekleşiyor gibi. Unutmadan hemen bir şey daha söyleyeyim. Özgürlük, özgürleşme vesaire söz konusu olduğunda özellikle Türkiye'de ve İslam dünyasında da onu söyleyebiliriz. Bir şey var, bir bağlam var ve bu bağlam aslında modernleşme paradigması çerçevesinde şekilleniyor. Ve bu modernleşme paradigması çerçevesinde işte geleneksel olan insanı bağlayan, insanın bireyselliğini yok eden, modern bireyi ortaya çıkaran ve bireyin kendi tercihleri doğrultusunda yaşama imkanı sunan şeklinde tanımlanıyor. Ve bu çerçevede de işte modernleşme denildiğinde de orada bir geleneksel bağlardan kurtulma. Şimdi geleneksel bağlardan kurtulma olarak takdim edilen şeyin biraz yakından bakıldığında sadece referans çerçevesi değiştirme anlamına geldiğini fark edebiliyoruz. Yani ne demek? İşte Türk kültürünün sunduğu bağları terk ettiğinizde bağlardan kurtulmuş olmuyorsunuz. Aksine yeni bağlarla, bağların oluştuğu bir bağlama kendinizi referans çerçevesine yerleşiyorsunuz. Bu yeni referans çerçevesinde yine arzu nesneleri var ve bu arzu nesnelerine ulaşma konusunda size imkanlar sunuluyor. Aslında hani tabir caizse bu hani Türkçe'de kullandığımız bir tabir var ya serbest olma, serbestiyet. O serbest kelimesinin de güzel bir tarafı yani bizde değil mi hürriyet için, hür insanlar için kullanılan bir isimlendirme. Başı bağlı demek aslında. Yani dolayısıyla mesela serseri ile serbest arasındaki fark zaten orada. Serseri başı bozuk
demekken serbest, bağlılığı üzerinden muktedir olan, dolayısıyla istidatını bağlılıktan elde eden insan anlamına geliyor. İşte buradaki hangi bağlılıkların insanı o Türkçedeki o özgürleştirme anlamında bir özgürlük sağladığı sorusu burada çok esaslı bir şekilde anlam kazanıyor. Esas bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Buradan hemen okuyayım ve hızlıca bitireyim. İnsanın isteklerinin özgürlükle irtibatı insanın özüyle alakalıdır. İnsanın özünü belirlemeden hangi isteklerin özgürlükle alakalı olduğunu tayin etmek mümkün olmadığı için istekler ile özgürlüğü doğrudan irtibatlandırarak müzakere etmek meselenin hal yolu değildir. Çünkü insanın her isteği özgürlüğü ile alakalı olmadığı gibi bazı istekleri özgürlüğü aleyhine bir durum da oluşturabilir. Günümüzde insanların en azından eğitim ve reklam üzerinden isteklerinin veya insanlar istekler üretildiği dikkate alındığında insanların kendilerinin değil kendilerinden istemeleri beklenen şeyleri istedikleri insanların şöyle düzeltelim onu neyse insanların kendilerinden istemeleri beklenen şeyleri istedikleri ve bu isteklerinin de karşılandığını, istekleri karşılanan insanlarda özgür olduklarına dair bir intiba oluştuğu yaygın bir şekilde müşahede ediliyor. Neyi isteyeceğini belirleme konumunda olmayan insanların belirlenmiş arzu nesnelerine yönelerek onları istemeleri ve bu isteklerinin karşılanması özgürlükten daha farklı bir şey. İnsanın özgürlüğünden bahsederken bu özgürlük kelimesinin çok güzel bir tarafı var. Ben onu zaman zaman öyle diyorum. Bütün kelime uydurma faaliyetlerini sırf bu özgürlük kelimesi mazur gösterebilir yani. O kadar güzel bir, çok isabetli bir tercih öyle diyelim. Özgürlük zaten bir özü varsayıyor ve özün gelişmesi, neşvi neva bulması işaret ediyor. Dolayısıyla mesela bir freedom'da İngilizce'de veya Freiheit'da diyelim şeyde Fransa'daki liberté'de şey yok. Öz yok yani. Bütün o negatif olarak bağlılıktan kurtulma özelliği. Bu hürriyet, Arapça'da hürriyette de bu var. Dolayısıyla özellikle yaygın olarak klasik kültürümüzde hürriyetin ihtiyaçların azaltılması olarak tanımlanması ve ihtiyaç insanların ihtiyaçlarının azaldığı oranında hür oldukları anlayışı aslında önemli. Fakat orada da başka şeyler var. Onları da bu bildiride kısaca onlara da temas ettim. Şimdi insanın özüyle alakalı olarak yapabileceğimiz ayrımda ne var? Şöyle söyleyeyim, burayı okuyayım. Öz bir taraftan bir şahsın kendisini ifade ederken aynı zamanda bir şeyi o şeyi yapan hususlar anlamında mahiyet karşılığında kullanılmaktadır. Yani essence anlamında. Ben kendim, özüm ifadelerinin dile getirdiğiyle beni ben yapan ve beni ben dışından ayıran burada sanki birbirine geçmekte ve karışmakta. Şahıs olarak ben bana özgü olana denk düşerken, insan olarak benden bahsederken diğer insanlarla ortak olan mahiyet üzerinden kendim hakkında konuşabilmekteyim. Buna göre insanın özüyle alakalı sorunun önüne bir ayrım çıkmakta ve bu ayrımı dikkate almadan insanın özünden bahsetmek anlamlı olmamaktadır. Bunlardan birisi ve birincisi, her bir insanın temayüz ettiği hususlarla alakalıyken diğeri tür olarak iştirak ettiği insanlık mahiyetiyle alakalı. Bu durum bize insanın özüyle ilgili meselenin özgünlük ve iştirak cihetinin temyiz ve telif edilerek
edilerek ele alınabileceğini göstermektedir. Daha farklı bir ifadeyle insanın özüyle alakalı ilk tespitimizi yapmayı mümkün kılmaktadır. İnsan özünü türünün gerektirdiği iştirak zemininde temayüz edebilmek olarak kavramak meselenin esasını teşkil etmektedir. Bu cihetten fert kadar toplumun özgürlüğü iştirak zemininde temayüz, özgünlük olarak gerçekleşebilmektedir. Tür olarak insan zayıf ve muhtaç bir varlıktır. İnsanın ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlarını karşılamak ister. İhtiyaçlar mertebe mertebedir. Bazıları zaruridir, bazıları gereklidir, bazıları keyfidir, bazıları lüzumsuz, bazıları ise yanıltıcı ve yanlıştır. Zaruri ihtiyaçlar bir cihetten varlıkla alakalıyken başka bir cihetten kemal ile alakalıdır. Varlıkla alakalı zaruret olana denk düşerken kemal ile alakalı zaruret olması gerekene denk düşer. Biz şeyde metafizikte ve fıkıhta vücub kelimesini yani birisini deskriptif öbürünü normatif manada kullanıyoruz ki bu iki husus olanla olması gereken arasındaki şey burada karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı özellikle yaygın olarak kullanılan insanın özüyle alakalı işte günümüz psikolojik, kişisel gelişim vesaire gibi alanlarda kullanılan şeylerin kabaca ifadesi olarak Erich Fromm'un şu ifadesi bize epeyce fikir verecektir. Bu özgürlükten kaçış diye tercüme edilen Escape from Freedom diye bir kitabı var. 1941 yılında Nazi'liği eleştirmek için yazdığı bir eser aslında şeyin, Erich Fromm'un. Burada kitabının tezini şöyle ifade ediyor. Bu kitap kendisine güvenlik verirken onu sınırlayan bireysellik öncesi toplumun, bu geleneksel toplum oluyor, bağlarından kurtulmuş olan çağdaş insanın, bu çağdaş insan da Avrupa'da yaşayan, yani Almanya'da, özellikle Almanya'da, işte İtalya'da, o dönemde yine İspanya'da vesaire yaşayan insanlar oluyor. Çağdaş insanın kendi bireysel beninin gerçekleştirilmesi, yani zihinsel, yani intellectual, coşkusal diye tercüme edilmiş ama emotional tabiri tabii coşkusaldan biraz daha fazla. Duyusal gizil güçlerinin anlatımının, yani gizil güç dediği potansiyel, yani bir kuvve olan güçlerinin ortaya konulması, expression, anlatım demiş. Yani ifade belki daha isabetli olur. Şimdi demek ki insanda zihinsel, duygusal ve duyusal şeyler var, imkanlar var. Bu imkanları ifade edebilmek özgürlük olur. Şimdi bu şeyler, peki entelektüel, zihinsel olanın içeriği var mı? İçerik yok. Duygusal olanın bir içeriği var mı? Yok. Şey söz konusu olduğunda işte duyusal olanın içeriği var mı? O da içeriksiz. Aslında formel bir şey var. Formel bir özgürlük tanımlaması var ama içeriksiz. Bu içerik zaten hep verili şartlar içerisinde ne diyelim bütün bunlara nesneler oluşturularak içerik kazanacak. Bunu dikkate aldığımız vakit aslında özgürlükle alakalı bütün tartışmalar insanı bu özelliklere indirgeyip ve terk edilmiş olduğu varsayımına dayanıyor. Yani ilahi destekten mahrum insanın zihinsel, duygusal ve duyusal imkanlarını verili şartlarda gerçekleştirmesi olarak tanımlanıyor. Ve bu çerçevede de bütün o modern totaliter yapıların aslında insanın bu özelliklerini gelişmesini engellediği iddia ediliyor. İlginç olan taraf bu kitabın ikinci baskısında 1965 yılında bir şey ekleniyor. Ama gene de umut verici işaretler var. Hitler ve Stalin diktatörlükleri yok oldu. Sovyet blokunda özellikle küçük devletlerde aşırı tutucu ve totaliter tutumun korunmasına karşın
liberalleşmenin giderek artırılması eğilimi açıkça görülüyor. Birleşik Devletler bütün totaliter girişimlerin etkili olması karşısında dirençli olduğunu gösterdi. Mesela zencilerin siyasal ve toplumsal bağımsızlığı yönünde önemli adımlar atıldı. Yani demek ki umut liberal toplumlar insanlığın özgürlüğünün teminatı olarak yani bir şeyin özgürlüğün gerçek manada özgürlüğün ne olduğunun numunesini sunuyorlar. Ve bu çerçevede de o zaman bütün dünyadaki insanların özgürleşmesi bu American Way of Life'ın belki bütün dünyada yaygınlaşması olarak sunulacak artık. Ve bütün o kişisel gelişim vesaire alakalı bütün çalışmalarda bir anlamda günümüzü dikkate aldığımızda nedir o küresel anlamdaki arzu nesnelerine ulaşma konusunda insanların ne diyelim biraz böyle yönelişlerinin yönetilmesi süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı şunu ifade edeyim. Burada metinde bunlarla alakalı bir sürü şeyler var. Metinde yazdığım için burada üzerinde durmuyorum. Sadece şu kadarını okuyayım ve bir cümleyle de bitireyim. Sevgili başkanımı da zor durumda bırakmayayım. Modern denilen şartlarda insanlar yine insanlar tarafından oluşturulan ve fertlere gayip bir anlamda gizli. Dolayısıyla da aşkın olarak kurgulanan yapılar güç merkezleri üzerinden yönlendirilerek yönetilirken postmodern adı verilen şartlar bu yapıların güç merkezlerinin deşifre edilmesi, keşfedilmesiyle birlikte geri plana çekilerek yeniden görünmez gayip hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Fertler yine yönlendirilerek yönetilmeye devam edilirken bunu yapan güç merkezleri, yapılar kendilerini yeni bir perde ile perdeleyerek yine görünmez hale gelmiş. Bu yolla teşhis edilerek deşifre olarak hedef haline gelmelerini zorlaştırmışlardır. Bu sayede küresel boyutta etkin olan olma imkanını elde eden güç merkezleri, yerel yapıları o yapılarla irtibatlı olanların gözünde sorun haline getirmeyi başararak, bunun üzerinden yönlendirerek yönetme cihetinde önemli bir imkan elde etmişlerdir. Bu yerel noktalarda, yerel kültürlerden, yerel hükümetler, yerel yönetimlere varıncaya kadar, işte başta aile olmak üzere halka halka düşünebilirsiniz yani. Şimdi buradaki önemli olan nokta nedir? Önemli olan nokta bir defa bütün bir yani kafamızı kaldırıp şu andaki verili şartlarla kendimizi sınırlamayıp bütün insanlık tarihini imkan arayışının merkezine yerleştirerek baktığımızda şunu görebiliriz. İnsanlık bu duruma ilk defa düşmüyor. Yani insanlar üzerinde tahakküm eden ve kendilerini geri plana çıkarak, iterek insanlar üzerinde tahakkümde bulunan mekanizmalar her zaman ola gelmiş. Ama bunlar karşısında gerçekten de bütün insanların önünde gizlisi olmayan ve gücünü açıklığından açıklığından elde eden ve o açıklığı da hakkı temsil etme noktasında ortaya koyan nebevi hikmet diye bir şey de var. Nebiler hep ola gelmiş. Ve hiçbir gizlisi olmayan, bütün hayatının bütün teferruatı bilinen yegane insan olarak ahir zaman peygamberi hep var. Ve en azından insanlık tarihinin en az bir 1000 yıllık dönemi bu nebevi hikmet etrafında düzen tutmuş, Müslümanların standartları koyduğu şartlarda gerçekleşmiş. Son bir 200 yılda durum biraz farklılaşmış gibi. Ama bu iniş çıkışların olabileceğini dikkate alarak aslında bizim bizi aşan ve açık olan bu hakikatle irtibatımızı yeniden yani bir tür tecdidi iman gibi bunu başarabilirsek ki bu bütün bir tarihi medeniyet birikimini ve aynı zamanda bütün bir insanlığın tecrübelerini dikkate almayı gerektiriyor.
Bunu başarabilirsek ki ben bunun başarılabileceği konusunda bir şüphem yok. Yani başarılabilecek bir şey. Bunu başardığımızda insanlığın yeniden yeni bir hayata yeniden hayata dönebileceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun hocam, vakte dikkat ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. 25 geçiyor, tam 15 dakikalık bir soru cevap vaktimiz var. İyi oldu, çok iyi, bayağı vaktimiz var. Hocamız çok önemli perspektiflerden bahsetti. Evet, buyurun, ilk bir sorusu olan varsa şimdiden, zaman kaybetmeden başlayabiliriz. Yorum da olabilir. Ben hemen bir şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Hocam, arada atladığınız yerde söylesem iyi olur dediğiniz bir şey var mıydı? Çok güzel. Ayhan Bey'in böyle çözümcü şeyleri, müdahaleleri. Ama soruda bir risk de var hocam. Şimdi ikinci bir konferans başlama riski de var. 15 dakikayı nasıl geçmeyecek? Şimdi... Başka soru varsa mı? Yok. Başka soru da gelir sonra hocam. Belki... Kısaca evet, çok önemli olan hocam, yani şu çeşesini söyleseydim dediğiniz bir şey var mıydı? Evet, peki, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bir defa bizim özellikle farkında olmamız gereken hususlardan birisi, ben bu konularla meşgul oldukça bunu daha fazla gördüm. Mesela biraz son zamanlarda Francis Bacon'la, efendim John Locke'la, Thomas Hobbes'la vesaire biraz daha yakından meşgul oldum. Tabi bu arada o dönemde yaşamış başka isimler de Batı dünyasında önemli. Şimdi mesela Francis Bacon'la aynı anda şeyi okumayı denedim. Taşköprü Zade'yi, Miftah-ı Sahane'yi. Hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış veya Katip Çelebi de olabilir, fark etmiyor yani. Şimdi Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun'uyla veya şeyin Miftah-ı Sahane'siyle Francis Bacon'ın İşte Novum Organum'unu birlikte okumak ve onun bütün o ilimler sistemini birlikte okumaya gayret ettim. Veya John Locke'un bütün o hem epistemoloji hem tabi hukuk hem o siyaset teorisiyle alakalı metinlerini işte aynı anda o günkü Müslüman düşünürlerin metinleriyle birlikte okumaya teşebbüs ettim. Şunu gördüm, yani hakikaten de karşımızda epeyce muharref bir Osmanlı düşüncesi duruyor şeyde. Batıdaki o bütün gelişmeler İslam dünyasındaki, yani Osmanlı dünyasındaki düşüncenin ne diyelim biraz daha dönüştürülmüş hali. O uyarlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Şimdi ilginç olan şeylerden birisi mesela Taşköprüzade'ye bakıyorsunuz. Taşköprüzade diyor ki biz bütün mevcut sahip olduğumuz 16. yüzyıldayız, yani onu unutmamak lazım. 16. yüzyıl, hani bütün insanlığın Müslüman olmanın eşiğinde olduğu bir yüzyıl. O kadar Müslümanların tayin edici bir konumu var. O şartlarda Taşköprüzade diyor ki biz sahip olduğumuz her şeyi ilme medyunuz ve sahip olduğumuz ilim, bilgi birikimi bize bu şeyi hem saadeti hem siyadeti temin ediyor. Dolayısıyla bunun şeyini, kaynaklarını ortaya koymamız lazım. Ama mesela bir Francis Bacon okuyorsunuz. Francis Bacon diyor ki şu anda çok rezil bir durumdayız. Yani her yönden çok kötü durumdayız. Bu kötü durumdan kurtulmak için bizi bu kötü duruma düşüren ne varsa bunları terk edip sıfırdan başlamamız lazım ve sıfırdan her şeyi inşa etmemiz lazım. Ve sıfırdan her şeyi inşa ederken şeydeki takip ettiği yöntemi vesaire dikkate aldığınızda doğrudan doğruya mesela İbnül Heysem'le İbnül Heysem'in veya genel olarak İslam düşüncesinde gördüğümüz o üçlü bilgi tasnifi. Mesela başka bir örnek, mesela John Locke'un diyelim şeyle ilgili üzerinde durduğu tabi durumu anlatırken diyor ki tabi hukukun geçerli olduğu ve bu manada insanların hukuk üzerinden aralarındaki ilişkileri düzenlediği şartlar tabii durumu ifade eder. Şimdi bakıyorsunuz John Locke'un tabii durum dediği veya Kant'ın kafasında şey yaptığı hukukun üstünlüğünün tahakkuk ettiği bir dünya tarihin amacı olarak bunu nitelerken normal olarak hukukun üstünlüğünün cari olduğu o dönemde
toplum var, İslam toplumu. Yani hiçbir siyasetçi İslam toplumunda hukuk yapmaz. Yönetimle alakalı kararlar verir. Bütün o kanunnamelerin falan hepsinin konusuna bakarsanız dar anlam, yani hakiki manasıyla hukuk değil, idaredir. Hukuk tamamen şeylerin, alimlerin işi ve alimlerin, hukukçuların sınırlarını belirlediği, içeriğini oluşturduğu, hukukun üstünlüğünün tayin edildiği bir dünyadır Müslümanların inşa ettiği dünya. Dolayısıyla John Locke'un kafasındaki ideal, Kant'ın tarihin amacı olarak gördüğü şey esas itibariyle Müslümanların hayatında tahakkuk etmiş. Ha, bu tahakkuk eden şey kemal anlamıyla tahakkuk etmiş mi? Hayır. Tabii ki kusurları var. Yani o kusurları olmakla birlikte şeyde, Batı dünyasında hiç olmayan bir şey, hayalini gördükleri bir şey, İslam dünyasında epey bir oranda tahakkuk etmiş. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit, mesela John Locke'un tabi hukukun içeriği olarak söylediği şeylere baktığınızda, biraz dikkatli bakarsanız 54 farza denk düşer. Komşu haklarını gözetmek, işte Allah'a gereği gibi kulluk etmek, efendim işte doğru olmak, yardım şey yapacak olan insanlara yardım etmek, 54 farzın içeriğini dönüştürüp tabi hukuk olarak bize sunuyor ve diyor ki esas itibariyle şey bu tabi hukuk bütün siyasetin ve yönetimin ön şartıdır. Meşru siyaseti. Ve bu şimdi bunları şöyle dikkate aldığımız vakit ilginç bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bizim esasında Batı dünyasında gördüğümüz dönüşüm ki 19. yüzyıla kadar devam eden o dönüşümde oradaki dönüşümün ufkunu yaşayan canlı bir kültür olarak İslam medeniyeti oluşturuyor. Ama 19. yüzyıldan sonra Batı dünyası kendi dinamiklerini, kendi tırnak içerisinde özgün dinamiklerini kazandıktan sonra gerçekten sapıyor yani. Yani o ufkunu kaybediyor. Ufkunu kaybetmesinin neticesinde de şu anda yaşadığımız durum ortaya çıkıyor ki şu andaki durumda, yani şöyle söyleyeyim, her şeyin şey tarafından, mesela şunu da tamamlayıp bitireyim. Mesela Müslümanlar kendi oluşturdukları dünyada yaşadığını biliyorlar. Yani Müslüman olmanın ve Müslümanca yaşamanın ön şartı insanların kesbettiği dünyada yaşadığının farkında olması. Ve ahirette de insanın karşısına çıkacak olan her şey bu dünyadaki kesbettiklerinin ahiretteki yansıması. Dolayısıyla bu dünya ahiretin mezrası deniyor işte, tarlası. Burada ekiyorsunuz, orada bir... Dolayısıyla burada inşa ettiğiniz dünyanın yansıması olarak ahireti düşünebiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla kendi inşa ettiğiniz dünya, yani hani denir ya bir sürü sözler var. İşte ahirette, öteki dünyada, cehennemde odun falan olmaz. Herkes kendi odununu birlikte götürür yani. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit Müslümanlar zaten müktesep, yani kesb kavramı bu yönden çok önemli. Kendi kesbettikleri bir dünyada yaşadıklarının farkında zaten. Ama bunu yaparken diyorlar ki biz hak ve hakikatle irtibat içerisinde bu inşayı gerçekleştirmemiz lazım ve bunu yapabiliriz. Batı dünyasında işte burada önce hak ve hakikat derken, yani nebevi hikmetle irtibatlı, nebi ile irtibatlı olarak yapan Müslümanlar hiçbir zaman sapmıyor. Eksikler, sıkıntılar tabii ki her zaman var. Dediğim gibi onu unutmamak lazım. Ama hiçbir zaman sapmıyor. Hiçbir zaman bir kapitalizm, hiçbir zaman bir sosyalizm, hiçbir zaman 20. yüzyılda yaşadığımız manada totaliter yapılar kalıcı olarak oluşmuyor. Hiçbir zaman insanlar nihilizme vesaire, ateizme vesaire düşmüyor. Öyle bir şeyler yok. Şimdi ama şey söz konusu olduğunda, Batı dünyasına geldiğimizde, Batı dünyası İslam kültürüyle canlı irtibatını muhafaza ettiği süre bir şey var. Gerçekten de bir düzen teşekkül ediyor. Ama 19. yüzyıldan sonra işte Kantçı konstrüktivizmin dile getirdiği tavırı içselleştirdikten sonra zamanın ve mekanın ve nesnelerin mucidi olarak, hakimi olarak fert, insan, ama bir adım sonrasında zaten Fichte ile birlikte zaten bireyin bu konumda olamayacağı fark ediliyor. Yani ancak toplumların, Hegel'le birlikte de ancak devletlerin, John Stuart Mill'e vesaireye baktığınız vakitte buna şirketleri de ekliyorsunuz. Şirketlerin ve devletlerin ancak gerçeklik inşasında özne olabileceği fark ediliyor yani. Sen
Sağ olun hocam. Evet. Yani galiba bir sorusu daha. Dolayısıyla dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani bütün o özgürlükle alakalı bütün söylemler nedir? İnsanların yani şeyin tespiti o yönden doğru Erich Fromm'un aslında insanların o kendiliklerinden, bireyliklerinden, özgünlüklerinden vazgeçmenin mekanizması olarak. Dolayısıyla özgürlük aslında mevcut olan, orada olan, elde olan bir şey olmaktan daha çok hep hayaliyle yaşanan, bir gün bir şekilde elde edilmesi umulan böyle bir umut olarak sunuluyor. Evet. Buyurun hocam, Ayhan hocam, bir sorunuz var. Sağ olun hocam. Şöyle bir katkı da diyebiliriz. Yani soruda değil de bu kendinizin hani işte söylediğiniz cümle istediğini yapabilme, neyi isteyeceğini belirleme imkanı olmanın özgürlük anlamına gelmez. Bence hakikaten çok önemli. Duydunuz mu bir terim var bugün diye söyleyecektim. Sosyologlar bir FOMO diye bir terim var. Duyan var mı FOMO? FOMO ne biliyor musun? Sen duydun mu? FOMO İngilizce bir şey deyimi ilk harfleri bir tür yaygınlaşan bir rahatsızlık olarak. Psikolojik bir sorun olarak da ifade ediliyor ama yaygın bir fenomen. Fear of missing out demek. Yani ıskalama korkusu. Ya bu şu demek, bir şey çıkıyor, bir şey oluyor. Sen onu ona sahip olmazsan, onunla irtibat kurmazsan eksik kalacağını düşünüyorsun. Hiç ihtiyacın olduğundan falan değil yani. Gerçekten sana bir imkan sağlayacağından da değil. Onu elde etmek için ne gerekiyorsa onu yapıyorsun. Yani Bitcoin mi çıktı mesela? Ben de Bitcoin alayım diyorsun. Yani ne olacak? Yani ne varsa gündemde. Yeni bir dedikodu, yeni bir haber. Şey, kaçın. Yani bunun gittikçe insanlar arasında yaygınlaşan bir psikolojik problem olduğunu düşünüyor insanlar. Yani bu hocamın söylediklerini çok güzel özetliyor aslında gelinen noktada. Yani herhalde hocamın bahsettiği gibi bir ümmetin içerisinde FOMO olmazdı herhalde hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Birkaç, 3-4 takımız daha var. Bak arkadaşlardan, geç arkadaşlardan var mı sorusu olan, yorumu olan? O ilk soruyu ben sormayayım diyen ama sorması gereken yoksa hayır, ikinci soru. Hayır, yani olmadan. Bütün arkadaşlarımız sorun. Bilir bu. Buyurun hocam, tabii. Yani bu 3 ihtimali bana hatırlatmayın ha. Evet. Bu gizli yapılara sıklıkla işaret ediyorsun. Sen başka yazılarımızda hem burada öyle görünüyor ki bu türden gizli yapılar varsa bunlar çağdaş dönemde tağut diye nitelendirebileceğimiz kendilerini Tanrı yerine ikame eden yönlendirici unsurlara tekabül ediyorlar ama görünmüyorlar da. Peki onları ifşa etmenin, açığa çıkarmanın yolu da bizim için özgürlüğümüzü kazanma evet. manasına geliyor. Sizce zihninizde onları açığa çıkarmanın, bizim için açık hale getirmenin yolları neler olarak beliriyor? Yani orada zaten çok açık. İnsan bütün imkanlarını kullanacak ki burada akıl. Tayin edici bir noktada verili şartları şeysini adım adım o perdelerin her birisini adım adım şeysine göre o keşfedip onu görünür kılmak gerekiyor. Yani mesela şey gibi hani şöyle bir söylem var ya sanal ortam dediğimiz internet sahipsiz. Hem orada herhangi bir şekilde bu genellikle böyle anlatılır. Yani sanal ortam sahipsiz, sınırsız özgürlükler ortamı. Her insan orada her istediğini çok rahat bir şekilde yapabilir. Yani nedir mesela şeyde diyelim Instagram söz konusu olduğunda orada özgürce paylaşabilirsin sen bütün mahremiyetlerini falan yani. Böyle bir şey. Orada hiç şey yok. Hatta şöyle bir şey de var. Yani netice itibariyle sen istediğin insanlara paylaşım hakkı verirsin. İstemediğin şey insanlar zaten seni göremez. Göremediği için de zaten sen hakim olan, kontrol sende. Ve sen istediğini yapar, istediğin görüntüleri verir hayatınla alakalı. İstemediklerinin onu görmesini şey yapamazsın. Halbuki temel şeylerden birisi nedir? İlkelerden birisi Kurtlar Vadisi'nde bile var değil mi? İki kişinin bildiği sır değildir yani. Dolayısıyla eğer herhangi bir yerde herhangi bir şeyi paylaştınızsa hele hele dijital ortama onu aktardınızsa bu artık umumun malıdır yani artık size ait değil. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda mesela en büyük şeylerden birisi peki buradaki mücadeleyi nasıl yapacağız? Bunlarla karşılaşmanın yolu nedir? Ya bunu bütün alanlarda şey yapabiliriz, düşünebiliriz.
Bunu aslında Gazali çok güzel özetliyor. Bir mezheple mücadele etmenin ön şartı onun künhüne vakıf olmak. Yani künhüne vakıf olmak ne demek? Onun şeyini, yani onun hani şey var ya, aynel yakin, işte ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, onu hakkel yakin bilmek. Hakkel yakin ne demek? Onu yapabilmek demek. Siz yapabildiğiniz şeylerle mücadele edebilirsiniz. Yani eğer yapabiliyorsanız, yapılan herhangi bir şeyi siz de daha yapabiliyorsanız, hatta daha iyisini yapabiliyorsanız ona karşı çıkabilirsiniz. Yapabilemediğiniz şeylere karşı çıkamazsınız. Dolayısıyla bu ne demek? Bu işte bizim bütün bu. Diyelim internetse şayet, internetin daha büyüğünü, daha esaslısını ama hak ve hakikatle irtibatlı bir şekilde kurmanın yollarını aramaktan başka çare yok. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet. Çok güzel bir bitiş oldu. Sözü şimdiden Ayhan hocama bırakacağım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben bu mikrofonu da şöyle alayım tabii. Ben öncelikle tabii bu organizasyon için İLEM'e teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Benim bildirimin başlığı Can ve Ben. Birazdan da göreceksiniz Platon'un Faydon diyaloğundan hareketle bu ikisinin ilişkisini, bir de bunun Tanrı ya da Tanrılarla ilişkisini konuşmaya çalışacağım. Buradan da ilerletmeye çalışacağım. Hani hem gözünüzle izlerseniz, hem belki beni dinlerseniz daha rahat izleyebilirsiniz diye de yansıtmayı tercih ettim. Tamam. Başlıyoruz. İnsan özgürlüğünün sınırlarının kendi canını alabilmesine kadar uzanıp uzanmadığı felsefeciden önemli bir tartışma konusudur. Bir bakışa göre ise en önemlisidir. Bir filozof eğer bir insanın kendi canını almaması gerektiğine dair bir gerekçe ortaya koyamıyorsa filozofluğu tartışmaya açılabilir. Bu biraz iddialı bir cümle olmuş. Ama bence öyle yani. Çünkü filozofun tartışarak, kanıtlamalar öne sürerek, müşahedeye davet ederek insanlara göstermeye çalışacağı hemen hemen tüm sınırlar, diğer sınırlar, bu sınıra göre ikincildir. Yani bu sınırı geçebiliyorsan her sınırı geçersin anlamında. Diğer tüm sınırlar hayatta kalmayı arzu etmenin ve hayatına son vermeyi arzu etmemenin sonrasında ortaya çıkarlar. Felsefe tarihi boyunca bu sınırdan bahis genellikle ameli felsefenin alanı içerisinde ahlak, hukuk ve siyasi veya siyaset felsefesinin kapsamında ele alınmıştır. Bunun çok önemli bir nedeni canın veya canı almaya yönelinin ve bu yönelim sırasında aşıldığı düşünülen sınırın nazari bakımdan görünür kılınmasının oldukça güç olmasıdır. Platon bir eserinde bu konuyu nazari tartışmaya kısmen açmış fakat araştırmasını burada konu edeceğimiz bir yönde ilerletmemiştir. Nerede? İşte Faydon diyaloğunda. Platon bu diyaloğunda Kebes'in, oradaki tartışmaya katılanlardan bir tanesi, enteresan bir şahıs, insanın kendi canını almaya hakkı olmadığına dair ne tür kanıtlar bulunduğuna ilişkin sorusuna cevaben Sokrates, canın ya da insanın ya da insanın canının, Tanrı'nın veya Tanrıların, hep böyle ikili gidecek bu, kusura bakmayın, malı olduğunu ve Tanrılar emretmedikçe insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını söylemenin saçma olmayacağını söyler. Bir karar verici olarak insan ya da burada hocamın da bahsettiği gibi ben, aslında o yüzden parantez içinde o var, ile karara konu edilen can, insanın canı ve canın sahibi olduğu öne sürülen Tanrı ya da Tanrılar arasındaki ilişkilerin mahiyeti diyaloğun bu bölümünde yürütülen tartışmanın esasına yerleşir. Lakin mevzu daha fazla açılamadan tartışma başka bir yönde ilerler. Diyaloğu okuyanlar biliyorsunuzdur. İntihar etme hakkı veya özgürlüğü bağlamında karşımıza çıkan bu ilişkilerin açıklığa kavuşturulması günümüzde ötenazi tartışmaları, insanın bedeniyle münasebeti, insanın diğer canlılarla etkileşimleri gibi pek çok konu içinde önemli içerimlere sahiptir. Bu bildiri Faydon diyaloğu bağlamında ben, can ve tanrı veya tanrılar terimleri ile kastedilenleri kaste bir nebze olsun berraklaştırmayı, Sokrates'in ileri sürdüğü iddianın günümüzde hala temellendirilebilir olup olmadığını tartışmaya açmayı ve bu arka planda çağdaş özgürlük tartışmalarına bir bakış getirmeyi amaçlamaktadır. Güzel yani. Çok iyi hocam. İddia, değil mi? Özgürlük deyince ötenazi, kürtaj, evet. Bu bahislere hemen aslında. Hemen aslında geliyor ama en radikal bahisler. Tabii en radikal bahisler zaten onlar. En yakıcı bahisler de onlar.
Ama acaba bakalım buradan hareketle biz bir şey söyle, yani oralara gelmeyeceğim tabii de. Yani bu tartışmayı açmaya çalışacağım. Faydon diyaloğu Sokrates'in biliyoruz idam kararının infazının hemen öncesinde geçer. Sokrates'in dostları kendisini ziyarete gelmiştir. Sokrates ölümü bekleyen bir insandan umulmayacak bir rahatlık içerisindedir. Dostlar arasında gelişen sohbet ölümü arzu etmek ile kendi canına kıymanın yasak olması gerilimiyle açılır. Konuşmanın bu bölümünü biraz uzunca da olsa alıntılamakta yarar görüyoruz. Maalesef okuyacağım. Yani okumak çok enteresan bir bölüm çünkü ayrıca. Sokrates adı geçen bir şair var. O daha öncesinde konuşuluyor. Merak edip tekrar okursanız da çok sevinirim bu arada. İşte Evenos'a söyleyeceğim budur Kebes. Bundan başka ona sağlık dilediğimi, aklı varsa vakit kaybetmeden arkamdan gelmesini de söyle. Oo. Yani gidiyor, ölüyor, vakit geçirmeden arkamdan gelsin diyor. Bana gelince görünüşe göre bu dünyadan bugün uzaklaşacağım. Çünkü Atinalılar böyle istiyor. Simyas, Evenos'a ne güzel öğüt veriyorsun Sokrates dedi. Çok zaman onunla görüşmek fırsatını buldum ama elde ettiğim bir şey varsa o da öğütlerini dinlemekte onun hiç de iyi niyet beslemeyeceğidir. Sokrates cevap verdi. Ne diyorsun? Senin Evenos filozof değil mi? Simyas sanırım öyle filozoftur. Yani niye nasıl yani? Hani birazdan da gelecek filozofluk ölmek işi ya. Yani nasıl yani? O filozof değil mi? Niye böyle şey yapsın ki diyor. Sokrates öyleyse dedi. Evenos ve onun gibi felsefe ile gerektiği gibi uğraşan herkes öğüdümü dinlemekte kusur etmeyecektir. Yalnız hayatına, canına kıymayacaktır. Çünkü bunun yasak olduğu söyleniyor. Bak söyleniyor diyor, bu da enteresan. Bunları söyleyerek ayaklarını yere doğru sarkıttı. Bu durumda oturmuş olarak konuşmaya devam etti. Bunun üzerine Kebes ona şöyle sordu. Bir yandan insanın kendi hayatına kıymaya hakkı olmadığını, öte yandan filozofun ölen kimsenin ardından gitmeye hazır olduğunu nasıl söyleyebilirsin Sokrates diyor. Güzel. Sokrates ne diyorsun Kebes dedi. Simyas'ta sen siz ki Filolaos ile yaşadınız. Bu gibi meselelerin tartışıldığını hiç işitmediniz mi? Kebes açık olarak hiç işitmedik Sokrates dedi. Sokrates ben de ancak işittiklerimi biliyorum. Bu da güzel diye cevap verdi. Fakat böylece öğrenmiş olduklarımı size söylemekten beni hiçbir şey alıkoyamaz. Belki de bu hayatı bırakıp gitmek üzereyken öbür dünyaya edeceğin yolculuk üzerine bilgi edinmeye çalışmaktan, onun hakkında edindiğimi ayrı bir misal içinde anlatmaktan daha uygun bir iş olamaz. Bizi gün batımından ayıran zamanı bundan daha iyi nasıl doldurabiliriz? Bunu da şairane bir şey söylemiş. Evet, Kebes söyledi. O halde anlat bize Sokrates. İnsanın kendi canına kıymaya hakkı olmadığını söylemek için ne gibi kanıtlara dayanıyorlar? Şimdi bize söylediğin gibi yani insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını bizim aramızda bulunduğu sıralarda Filolaos'a ve daha başkalarına söylediklerini gerçekten işitmiştim ama hiç kimse bu yönde bana açık olarak bir şey öğretmedi. Sokrates diyor ki cesaretini kaybetme diye cevap verdi. Sana bir şeyler öğretilebilir. Bu da güzel bir cümle aslında. Sana bile öğretilebilir gibi bir anlamı var. Enteresan. Bu arada ben hep şeyi de söylerim, o yüzden de söylüyorum. Kebes'in ruhu en iyi felsefe tarihinde Kant'a uyar. Kant'a çok benzer bir tiptir Kebes. Çok ilginç. Ona bile bir şey öğretilebilir. Öğretilebilir diyor. Yani çok ilginç bir adam Platon. Fakat birçok meseleler arasında, çünkü şöyle kötü bir şey de değil. Kebes gerçekten ikna edilmesi çok zor bir kişi. Birazdan konuşacağım. A priori bilgi diyebileceğimiz anamnese dayalı bir bilgiden hareketle doğalcılara, simyasa çok güzel cevap veriyor Sokrates. Diyor ki Kebes, böyle bir a priori bir zemin olması başka bir şey, benim öldükten sonra yok olmayacağım başka bir şey diyor. Bak, bunu henüz kanıtlamış değilsin diyor. Çok kantçı bir hakikaten vurgu bu. A priori bilgi istiyorsa olsun, bu benim ruhumun ölümsüz olduğu anlamına gelmez. O yüzden çok benziyor. Bakalım ne diyecek? Yani umarım merakınızı uyandırarak gitmişimdir. Diyor ki Sokrates, fakat birçok meseleler arasında bu cümle çok önemli. Yalnız bir tanesinin ancak bir şekilde çözümlenmesi, öteki meseleler gibi insanın kararını hiç bırakılmamış olması belki seni şaşırtacaktır. İşte bu mesele kendi canını alma. Hiçbir başka meseleye benzemiyor diyor. Öbürlerinde belki izin var. Belki başkasının canını almakta bile var. Bak bu enteresan bir vurgu yalnız. Bir tane mesela kendi canını almakta mevzu başka. Allah Allah. Bu enteresanmış. Bazı hallerde ölümü hayatı üstün sayan insanlar bulunduğuna göre ölüm üstün sayanların dinine karşı saygısızlığa düşmeden bu mutluluğa kavuşamamalarını iyilik edecek bir yabancı beklemelerini
garip bulacaksın. İyilik yapacak, ne yapacak? Canını alacak, kurtulacaksın. O zaman kebes tatlı tatlı gülümseyerek memleketin diliyle Allahu alem dedi. O zamanın diliyle. Sokrates sözüne devam ederek bu şekilde ortaya atılan bu fikir saçma görünebilir dedi. Bununla beraber temelsiz de değildir. Biz insanlar bu dünyada kapalı bir yerde gibi bulunuyoruz. Ve oradan kaçıp kurtulmaya hakkımız yok diye gizemlerde öğretilen söz bana pek yüksek. O derecede kavranılması güç görünüyor. Fakat bu sözde pek iyi söylenmiş. Hiç olmazsa bir şey var ki o da tanrıların bizi kayırmaları, bu da çok önemli ve asıl konumuz bu. Biz insanların da tanrıların malı olmamızdır. Oo, asıl söylediği şey bu. Bana ait değil ki alayım diyor aslında. Asıl temel şey o. Diğer her şey belki benim ama bu değil. Enteresan. Bunun doğruna inanmıyor musun? Kebes inanıyorum diyor filan bir şekilde ama Sokrates sözüne devam ederek mesela dedi, kölelerinden biri emrin olmadan kendisini öldürse sen ona kızmaz mısın? Elinden gelse onu cezalandırmaz mısın? Elbette cezalandırırım diyor Kebes. Sokrates şöyle cevap verdi. İşi bu bakımdan ele alırsak Tanrı bugün bana emrettiği gibi emretmedikçe insanın kendini öldürmeye hakkı olmadığını söylemek saçma değildir. Sonra Kebes itiraz ediyor. Onu o kadar ayrıntılı okumayayım. Ya işte bize anlat diyor bunun böyle nasıl olduğunu filan diyor. Orayı atlayalım, biraz hızlı gidelim. Bu alıntıda özellikle dikkat çekmeyi istediğimiz nokta Sokrates'in insanın kendi canını alabilmek ile ilgili meseleyi öteki belki de tüm meselelerden ayırt etmesi ve insanın kararına bırakılmamış olduğunu ifade etmesidir. Bu ifadesinin sonrasında da bu meselenin diğerlerinden farklılaşmasını tanrıların bizi kayırmalarına ve biz insanların da tanrıların malı olmamıza bağlamasıdır. İnsan kendisi olmayan bir şeyi alamaz, kendisinin olmayan cana son veremez. Birazdan daha iyi açmaya belki anlatmaya çalışacağım. Buradaki mesele hani diğer canları da alabiliyorsun, niye kendininkini alamıyorsun? Biraz şöyle de bir şey var. Bana ait değil, üstüne üstlük ben o cana aitim gibi bir şey var. Yani fark orada. Başkasının canı başka yani. Ben onun canına ait değilim. Ben kendi canıma aitim. Ben kendi canıma ait olduğum için ve can bana ait olmadığı için alamam gibi bir şey var aslında. Evet, eğer bu ifadeler diyaloğun tümü dikkate alınarak okunursa, yani o canın kendi başına var olduğu, ölümsüz olduğu filan gibi sonuçlar çıkıyor diyalogda ve Sokrates'in canın kalıcılığına, ölümsüzlüğüne ilişkin bir kanıtlama verme çabası dikkate alınırsa çok daha farklı bir anlam kazanmaktadır. Aslında varlığına son verilen ya da alınan can olamaz. Hani canını almak, cana son vermek diyoruz da bunu yapamazsın ki zaten eğer Sokrates'in dediği doğruysa. Peki ne yaparsın? En fazla canı taşıyan bedenin, organizmanın işleyişine son verilmesinden ve canı artık taşıyamaz, ona bir konak teşkil edemez hale getirilebilmesinden söz edilebilir. Açık değil mi bu söylediğim? Canı alamazsın ki zaten. Yani sen yapmadığın için zaten yok da edemiyorsun. Ne yapıyorsun o zaman? Organizmaya müdahale ediyorsun, artık onu taşıyamaz hale geliyor gibi bir şey var aslında. Bir cümle, tanrıların insanı kayırması meselesi sanki orada... Tabii. Geçti, yoksa sonra yok, şey hayır, çok yarısına girmeyeceğiz. O da çok önemli bir ifade. O kadar önemli bir ifade ki o. Aslında bütün burada yaşananların hepsini her şeyiyle hayra yormamızın bir zemini olmalı Platon'a göre. Bak, yani seni yapmış yaratmış da mesela şey diye de düşünebilirsin. Lan gitsin sürünsün bunlar, eğleneyim ben de buradan seyredip gibi. Hani Olimpos'ta anlat. Öyle değil. Ha? Çok dipte bir olumluluk olmazsa bu tartışmaların zaten bir anlamı yok Sayın Hocam. Aslında çok güzel bir nokta yani. Ama yani işte bir bildirdi her şeye değinemiyoruz. Böyle bakıldığında cana kıymanın yasak olmasının nedeni insanın, benim, tanrılar tarafından takdir edilenden önce inisiyatifi ele alarak canı bedenden ayırma kararını vermeye çalışmasıdır aslında. Sokrates yukarıda alıntılanan konuşma sonrasında Kebes'in ifade ettiği itiraza cevap verirken tartışmanın odağını felsefenin mahiyetine kaydırır. Felsefenin maksadının ölmek. Az önce de hani o filozof değil mi diye sormuştu ya. Bir başka ifadeyle ölmeden önce ölmek, bu da bize bir hadisi şerifi hatırlatıyor tabii. Olduğunu ifade eden Sokrates buradaki ölmek fiilini hissi olanın etkisinden canı kurtarmakla özdeşleştirir. Bunu da hayattayken başarabilen öldüğünde, canı bedenden ayrıldığında, hissi olandan tamamen bağımsızlaştığından,
tanrıların ve bunu başarabilen diğer insanların, işte kamil insanların yanına giderek ölümsüz bir hayata sahip olacaktır. Bunları söylüyor Sokrates diyalog ileri kısımlarında. Tartışmanın bu noktasında Sokrates'in diyalog boyunca muhatapları olan Simmias ve Kebes böyle bir olayın gerçekleşmesinin ruhun bedenden ayrılmasından sonra var olmaya devam edebileceğini varsaydığını ve bu varsayımı kabul etmekte zorlandıklarını ifade ederler. Diyaloğun felsefe tarihi boyunca büyük ilgi çeken bölümü ise dile getirilen bu tereddütlerin giderilmesi için Sokrates'in öne sürdüğü kanıtlamalara ayrılmıştır. Yani ben niye canımı almamalıyımla başlıyor tartışma ama sonra tartışmanın odağı ruhun ölümsüzlüğü, canın ölümsüzlüğü tartışmasına kayıyor. Onu demek istiyorum. Yani çok üzerinde durulmuyor bunun. Biz şimdi durmaya çalışacağız. Ne demiş olabilir Sokrates orada? Orayla uğraşacağız. Bu kanıtlamaların yani canın ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili kanıtlamaların bir bölümü canın doğum öncesinde de var olduğunu ortaya koymayı amaçlar. Sokrates özellikle bu anamnesis yani hatırlama, anımsama fikrinden hareketle aynı ve başka gibi düşünürlerin ön bilgisi olmaksızın bir nesneden kaynaklanan farklı hislerin tek bir varlığın tecrübesinde bir araya getirilemeyeceğini öne sürer. Ay oldu mu bu cümle? Anladınız değil mi? Ya da bilemiyorum. Yani işte yani demek istiyor ki ben hani mesela bu gözümle baktığımda gördüğüm ve şu gözümle baktığımda gördüğüm şeyler hani farklıdır ya. Bunların tek bir nesneye ait olduğunu idrak ediyorsam önce aynılığın ne olduğunu biliyor olmam lazım. Fakat ampirik olandan aynılık gelmiyor diyor. Nereden geliyor? Demek ki önceden işte a priori bir şey olarak var. Bunu şey olarak kullanıyor Sokrates. Demek ki benim bu doğmadan önce de sahip olduğum bir bilgi. Dolayısıyla da ondan önceki bir hayatım vardı gibi bir şey için delil olarak kullanıyor. Evet. Bu kanıtlama canı, bu da diyalogda geçen bir şey. Bir sazın parçalarının hani rubabı şikeste meselesi gibi yani. Belirli bir şekilde düzenlenmesiyle çıkan ahenkli sese benzeten doğalcı veya işlevselci olarak anabileceğimiz yaklaşımın üstesinden geliyor gibi görünür. Asıl tartışma ise Kebes'in hissi tecrübeye önceliği olacak bilgiyi kabul etsek bile bunun canın ölüm sonrası kalıcılığı için bir delil teşkil etmeyeceğini öne sürmesinden sonra ortaya çıkar. Bu itiraza karşılık olarak Sokrates herhangi bir şeye varlık atfedilecekse o şeyin bir tür yığma veya terkip üzerinden gerçekleştirilemeyeceğini öne sürer. Yani bütün feyiz meselesi falan burada var hocam. Yani onu İbrahim Hoca'ya hitap ederek söylüyorum bunu. Yani bir şey varsa o var olan şey bir tür terkip ya da yığma yoluyla yapılamaz olandır. Öyleyse de yok edilemez gibi bir kanıtlama öne sürüyor. Çok ilginç bir şey söylüyor Kebes'e. Bakın yani hani şeyi hatırlayalım. Kant'ın matematik felsefesi hani sentezlemeye dayanır ya. Sentetik a priori. Ha? Sen diyor niye ruhun ölümsüz olmasıyla ilgili tereddüt ediyorsun biliyor musun Kebes diyor. Bakın cümleye bakın. Birle birin toplandığında iki ettiğini sanıyorsun diyor. Harika yani. Hani terkiple bir şey varlığa getirebileceğini zannettiğin için yok olabileceğini de zannediyorsun diyor. Çok ilginç. Evet. Diyaloğun özetlemeye çalıştığımız seyri dikkate alındığında yukarıda ifade ettiğimiz ve insanın neden kendi canını almaması gerektiğine ilişkin düşüncenin yani canın tanrılara ait olduğu düşüncesinin yeterince açılmadığı düşünülebilir. Bu ifade kısmen doğrudur ama gerçeğin tamamını kapsamaz. Sokrates'in kanıtlamalarına hak vererek canın ölümsüz olduğunu kabul etmek canın oluşa tabi olmadığını içermektedir. Bu itibarla canın doğal bir süreç sonunda varlığa geldiği söylenemez. Bir başka deyişle can bedenin bir işlevine indirgenemez. Eğer bu suretle kurulamayan canın ancak ilahi bir kaynağı olduğu iddia edilirse canın tanrılara ait olduğu iddiası anlaşılmış olur. Sadece yalnız bu böyle düşünülmek durumunda değil. Dipnot onu söylüyor. Mesela Aristoteles de ben hep onu söylerim. Modern felsefede hani momentumun korunumu gibi şeyler var. Mesela Aristoteles dizgesinde canın korunumu diye bir şey var. Var da yok olmuyor. Birisi yarattığı için değil hep var filan gibisin. O da bir opsiyon. Onu ama burada çok fazla tartışmıyorum. O da eleştirilebilir bir görüş bu arada ama. Şu ana kadar söylediklerimizden canın püsühe, tanrıya, tanrılara, teos, tanrı veya insana, antropos ait olup olmamasının tartışma bakımından merkezi önemli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan tartışmaya katılması gereken iki terim daha bulunmaktadır. Bunlar bilinç ve kendilik terimleridir. Antik Yunancı'da bilinç terimine en yakın düşen kelime süneidesis olabilir. Birlikte görmek, bilmek şeklinde çevirebileceğimiz bu sözcük Latince üzerinden Batı dillerine geçen
Conscientia, conscious işte, conscious aynı vicdan, bulmuş hep bilinç aynı sözcükten geliyor. Terimiyle aynı anlamdadır. Etimolojisi dikkate alındığında bu sözcük bilinçtense, hani bugün kullandığımız anlamda öz bilinç çevirisini daha çok hak ediyor görünmektedir. Bir bakıma hastalarca ifade edinilen malzemeyi fark etmenin ötesinde fark edilenin, fark edenin kendisini fark etmesine karşılık gelen bir sözcük. Kendilik, kendisi gibi çevireceğimiz oto sözcüğü ise o ve kendi sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bileşik bir sözcüktür. Bu sözcükleri tartışmaya takdim etmemizin nedeni canın alınıp alınmamasına karar verecek olanın, bilinç sahibi olanın ta kendisi olmasıdır. Dolayısıyla yukarıdaki soru can tanrıya, tanrılara mı yoksa bene mi aittir biçiminde ifade edilebilir. Benim bütün sorum bu yani. Can kime ait? Bene mi ait? Bana mı ait? Tanrılara mı ait? Şu ana kadar söylediklerimizden hareketle üç soru grubunu ayırt edebiliriz. Bir, can bene mi, tanrılara mı aittir sorusu beraberinde tanrılarla kastedilen nedir sorusunu getirir. Bu adam niye tanrılar diyor, neyi kastediyor bunlar? İki, can mı bene, ben mi cana aittir? Bu ayrı bir soru, bakın farklı bunlar. Bu soruda beraberinde can olmasa ben olur mu veya ben canlı olmayan bir yapıda var olabilir mi sorusunu getirir. Ya Eyüp geldi mi bu arada? O nörobilimle ilgili falan konuşacak. Online katılıyor hocam. Ha? Online katılıyor evet hocam. Burada mı şu anda, dinliyor mu? Bilmiyorum. Ha Türkiye, o da bunlarla ilgili konuşacak diye tahmin ediyorum da o yüzden şey yaptım. Üç, tanrılar ile ben nasıl ayırt edilebilir? Bu da çok önemli bir soru. Beraberinde ben... Bir kararı aldığında aslında kararı kendisini var kılan Tanrı'nın, Tanrıların değil, kendisinin aldığından nasıl söz edilebilir sorusunu getirir. Hocam az önce Fichte'den bahsetti. Bütün Fichte'nin dizgesi en dibinde bir ben fikrine dayanıyor. Kendi kendini vaz ederek var olan ben. Tanrısal bir şey o. Fakat ben olduğumda, somut olarak bir birey olduğumda o benle özdeş oluyorum. Dolayısıyla... Fichte'nin mesela dizgesinde egemen bir heyet, benlerden oluşan bir heyet elini kaldırdığında geçemeyeceği sınır yok o yüzden. Yani tanrısalız çünkü aslında. Bunun nasıl ayırt edileceği de önemli bir soru demek istiyorum. Bu sorularda geçen üç önemli terimi can, tanrı ve ben dikkate alarak araştırmamızı sürdürelim. Platon'un can terimiyle neyi anladığı, ne anladığı için en yardımcı metinlerden birisi Timaios diyaloğudur. Bu diyalogda Platon Timaios'un ağzından canın kuruluşu hakkında konuşur. Hatta nasıl bir bileşime sahip olduğunu bazı oranları kullanarak ifade eder, okuyanlar hatırlarlar. Bu oranların neye göre belirlendiği veya nasıl bir zemin olduğu ayrı bir tartışma konusudur. Öte yandan canın kuruluşunda belki de en öne çıkan husus, onu bir yandan değişmeyen, zamanda olmayan, bu itibarla ezedi ve evli olduğu düşünülen ve canlılığın kaynağında yer alan Aion ile bağ içerisinde. Yani insan püsühesi canı iki tarafı olan bir şey. Bir tarafı zamanda değil ya da zamanda olmayanla bağ içerisinde var. Kalıcı olanla bağ içerisinde. Bir tarafı değişmekte olanla bağ içerisinde var. Bir tarafı dolayısıyla Aion'la, o ezeli ebedi olanla bağ içerisinde. Bir diğer yandan da değişim içerisindeki varlık alanı Aisteteonta ile bağ içerisinde düşünülmesidir. Can ile ilgili ikinci önemli husus ise onun hissetme, muhayyile, muhakeme, arzu gibi melekelere sahip olması ya da esasen bu melekelerin bir birliği olmasıdır. Canlının birliğinin zemininde Aion ile bağı yer almakla beraber, yani birliğinin tek bir şey olmasının zemininde Aion ile bağı yer alıyor. Can çok farklı yetkinliklere, işlevlere sahip bir bütün olarak tasavvur edilir. Söz konusu melekeler. Kendileri bizatihi tecrübe edilmeyen, ancak canlının tecrübesinin farklı cihetlerini mümkün kılan unsurlar olarak düşündüklerinde tanrısal, ilahi sıfatını hak ederler. Yani şunu demek istiyorum. Tanrılar, tanrılar diye konuşurken, Platon'un diğer diyaloglarında düşünerek bunu söylüyorum. Kastettiği tanrılar, Olimpos Dağı'ndaki tanrılar da olabilirler şu anlamda. Onlar da çünkü bunlarla alakalı olarak birçoğu düşünülmüş. Melekeleri kastediyor çoğunlukla. Platon. Mesela Phaidros'ta şey var. Mesela bir tanrıya ait çocuklar var. Çok yaramazlar, şunlar bunlar. Onları bir başka tanrının birliği altında düzene sokuyor filan bir tanrı. Büyük ihtimalle orada kastettiği şeyler işte hissetme ile düşünme arasındaki ilişki filan. Yani tanrı diye konuştuğu şeyler genellikle bu melekeler. Tanrılar diye genellikle konuştuğu şey. Bu açıdan bakıldığında can
Bir yandan tüm kainatın kendisi esas alınarak Demirbaş tarafından kurulduğu ayon, bir diğer taraftan da bahsi geçen tanrısal ilahi kuvvetler, melekeler olmadan var olamaz. Dolayısıyla canın tanrılara ait olması bu arka planda farklı bir anlam kazanmaktadır. Can kendinde bir birliğe ve farklı tür işlevlere sahip bir bileşim olarak düşünüldüğünde bu birliğin ve işlevlerin zemininde yer alan bileşenler tanrısal ilahi kaynakları oldukları için can tanrılara aittir diyor aslında. Canlı kendi birliğini ve varlığını arzu eder. Ya bunlar benim şeylerim, görüşlerim. Bu arada çok açamayacağım. Kendisini hem içinde bulduğu hem de kendisini ayırt ettiği varlık alanıyla olan asli yabancılaşmasını aşmaya yönelir. Can böyle bir şey. Yani can bir kendisi hakikaten var. İşte o demin bahsettiğim bir auto bir şey. Ve çevresindeki o farklılaşmayı aşmaya ve kendisini güvene almaya çalışıyor. O yabancılaşmayı aşmaya çalışıyor. Yani. Bu itibarla tüm canlılar için bir kendiden, kendilikten söz edilir. Lakin tüm canlıların bir öz bilincinin, benliğinin olduğundan söz edilemez. Her canlı için bunu söyleyemiyoruz. Bir bakıma canlıların çevreleriyle kendileri olarak irtibat kurdukları sürecin mertebeleri bakımından bilinç veya benlik üst bir konumda yer alır. İşte Eyüp bunlardan inşallah bahseder. Canlının kendisi olmayanla yabancılaşmayı aşması ve kendi varlığını güvenceye alma çabasının bir aşamasında söz konusu bu çabaya eşlik eden bir ben perspektifinin ortaya çıktığı düşünülebilir. Yani bütün canlılar için böyle bir ben perspektifinden de söz edemiyoruz. Ama o canlılara dikey, hani kemal aşamalarının birisinde, kemale ulaşma aşamalarının birisinde ben perspektifi ortaya çıkıyor. Benlik ile canlıyı canlı kılan ve az önce andığımız melekelerin arasındaki ilişkinin mahiyeti bu bildiride ele alacağımız konunun esasını teşkil etmektedir. Ben perspektifinin arzuya ve düşünceye konu olan temsillerin ortaya çıkarılmasını ve devamında bu temsilleri fark edenin kuruluşunu gerektirdiği öne sürülebilir ve söz konusu melekelerin faaliyeti olmaksızın benim varlığa gelemeyeceği düşünülebilir. Yani diyebilirsiniz ki bu melekeler hissetme yoluyla belli temsilleri edinmeseydi, muhayyile yoluyla bunlar ilişkilendirilmeseydi, düşünme melekesi yoluyla birlik filan verilmeseydi, tüm bu faaliyet içerisinde, mesela Aristoteles'e göre hisli müştereğin bir işlevidir benim ortaya çıkması. O melekelerin faaliyeti içerisinde ben ortaya çıkar derseniz, tam da Platon'un söylediği gibi ben hakikaten tanrılara ait bir şeydir demek durumunda kalırsınız diyorum. Öte yandan benliğin melekelerin sözü edilen işlevleri vasıtasıyla ortaya çıksa bile, onlar tarafından inşa edilmediği, yeterince karmaşıklaşan bir organizmanın yahut yeterince bütünleşik bir işleyişe sahip melekelerin tecrübeye bir ben perspektifinden bakabilecek yetkinliğe ulaştığı ve dolayısıyla ben perspektifinin canlıların oluşu bakımından geç ortaya çıksa da varlıksal bakımından öncelikli olduğu düşünülebilir. Bu biraz ağır olmuş. Ama ne demek istediğim inşallah anlaşılıyor. Yani sen belli bir şekilde karmaşıklaşıp boyun bir şeye yettiğinde ben perspektifinden sanki pay almaya başlıyorsun diye de düşünülebilir. O ben perspektifinin varlığı söz konusu melekelere muhtaç değildir aslında yani de diyebiliriz. Eğer ilk düşünüş yolu izlenirse benim de canın kuruluşunun bir türevi olarak var olduğu ve bu itibarla benim de Tanrı'lara ait olduğu öne sürülebilir. Dolayısıyla araştırma bakımından daha ilginç olan seçenek ikinci düşünme yoludur. Bu yolun tutulmasını destekleyen önemli gerekçelerden birisi benim melekelerin tüm faaliyetlerine mekan teşkil ediyor gibi görünmesidir. Ben melekelerin tüm faaliyetlerini aşarmışçasına oradadır. Hakikaten böyle. Bunu müşahede etmeniz lazım yani. Ben perspektifi muazzam bir şey yani. Bütün bu faaliyetin hepsinin üstünde. Onların hiçbiri de sanki bağlanmıyor gibi buraya katılıyor. Bir başka ifadeyle ben düşünüyorum, ben arzu ediyorum ifadelerindense bende düşünülüyor, bende arzu ediliyor ifadelerinin tecrübeyi daha iyi yansıtmasıdır. Hakikaten mekan teşkil. Ben olmasa hiçbirisinin bir anlamı yok yani o faaliyetleri. Öte yandan ben perspektifi düşünülen, arzu edilen, hayal edilen, hatırlanan falan tüm bilinç içerikleri ilişkisinde kayıtsız bir gözlemci gibi durmamaktadır. Lök gibi bir mekandan da bahsetmiyoruz. Ben seçebiliyor ve seçtiği edime, eyleme yönelebiliyor görünmektedir. Bu bakımdan karşımıza ben ile irade edenin özdeşliği çıkma, irade meselesi burada karşımıza çıkıyor. Bu özdeşlik dikkate alındığında ben düşünüyorum, ben arzu ediyorum ifadeleri gerçek anlamını bulmaktadır. Tam da bu noktada Timaeus'ta ifade edildiği şekliyle canın bir yandan ayınıyla bir yandan da değişim içerisindeki varlık alanıyla irtibatı içerisinde düşünülmesi önem kazanmaktadır. Ben perspektifine sahip olan canlı
diğer tüm melekelerin hissi temsiller üzerinde icra ettikleri faaliyeti aşarak kendi tecrübesine yönelebilmesini, değişim içerisindeki varlık alanına ayonla temas kurarak, ayona katılarak temaşa edebilmesine borçludur. Ben perspektifinin tecrübe içerisindeki ifade edilen bu aşkın bulunuşu, benim bedenin işleyişine müdahale suretiyle canın bedende bulunuşuna son verebilme iradesini gösterebilmesinin zemininde yer almaktadır. Fiilen bunu yapabiliyor olmamızın da açıklamasını yapmak lazım. Yapabiliyoruz yani bunu. Evet. Kendi varlığını ve birliğini arzu ederek varlık kazanan canlı, ayonla irtibatı üzerinden bu arzuya kayıtsız kalabilmekte ve can üzerinde bir tasarrufa gidebilmektedir. Ancak bu kararı verebilen ben yine ilahi bir kaynağa dayanarak bunu yapabilmektedir. Yani ayona. Bir başka de işte tanrılara ait ben, tanrılara ait cana kastedebilmektedir. Tam da bu noktada araçımız belki de en can alıcı, onu da böyle espri olsun diye can alacağız da, sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu da tanrılar sayesinde varlığa gelen benim ne ölçüde tanrılarla özdeşliğimi söyledim bunu ve ne ölçüde kendisi olabildiğidir. Buradaki sorunun ne olduğunu felsefe tarihinde öne çıkan bir tartışmaya dikkat alarak açmaya çalışalım. Bu sorun Tanrı'nın tikellere ilişkin bilgisinin mahiyetidir. Başka örnekler de verebilirdim, bunu seçtim. Bir başka ifadeyle Tanrı'nın tikelleri bilip bilemeyeceğidir. Hani biz hep tartışırız felsefe tarihinde bunu. Bu konu bazen söz konusu tikellerin sonsuzluğu ve tüketilemezliği açısından da tartışılmıştır. Bizim geleneğimizde de tartışılmıştır. Değişik görüşlerine sürmüştür. Ancak burada bizi ilgilendiren birinci şahıs perspektifinden ve hissetme yoluyla bilgiye konu edilenlerle ilgilidir. Bilindiği gibi zihin felsefesinde insan tecrübesinin öznel olduğu, birinci şahıs perspektifinden erişilen bilgilere üçüncü şahıs perspektifinden ulaşılamayacağı yaygın olarak kabul görür. Bir başka de işte söz konusu bilgiler ancak bir benin eşlik ettiği biçimiyle bilinebilir olurlar. Eğer bu doğru kabul edilirse Tanrı ya da Tanrılar ancak söz konusu beniyle özdeş olurlarsa, bu ciddi bir şey. O benim tecrübe ettiği tikelleri bilebilir diyebiliriz. Oo. Bu ise bilhassa Tanrı ya da Tanrı'dan aşkınlığını korumak isteyen biri için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bak Fichte'nin söylediği noktaya geliyoruz. Yani ben ancak ben olarak bir şeyleri bilebiliyorum. Tanrı'nın bunu bildiğini söylemek, Tanrı'nın benle bu cihetten özdeş olduğunu söylemek demektir. Abo. Sorunu kendi tartışmamız açısından farklı bir biçimde ifade edecek olursak, bir ben canına son vermeye, bedenini işlemez kılıp onu canı taşıyamaz hale getirmeye karar verdiğinde kararı Tanrı'ya, Tanrılara ait olan ben ve aslında Tanrı Tanrılar vermektedir diyebiliriz. Çünkü Tanrılar ile ben tecrübe edinden itibaren özdeştir. Bu durumda yukarıda ifade ettiğimiz ben Tanrılara ait canı kendisine olmalı için alamaz, almamalıdır düşüncesinden ben Tanrı'ya, Tanrılara ait canı Tanrılarla özdeş olduğu için alabilir düşüncesine geçiş yapmış oluyoruz. Modernleştik şimdi. Eğer bu geçişi ya da varılan noktayı kabul etmek istemiyorsak, ben istemiyorum, söz konusu geçişte neyin kabul edilemez olduğunu ifade etmek durumundayız. Burada kanaatimizle karşımıza iki yol çıkmaktadır. Bir, en başından ben Tanrı'yla Tanrılar'ı özdeştir savunu reddetmek. İki, ben Tanrı'ya Tanrılar'a ait canı Tanrılarla özdeş olduğu için alabilir ifadesini doğru kabul etmek ki zaten bu bir vakadır ve maalesef pek çok durumda ben canına son vermiştir. Lakin bu ifadeyi ben Tanrı'ya Tanrılar'a ait canı Tanrılarla özdeş dahi olsa almamalıdır. Çünkü cümlesini tamamlayan bir gerekçe öne sürmek. Bu yollardan ilkinden nereye varılır? Bu özdeşlik nasıl reddedilir? Bu bildiri dahilinde tartışmayacağız. Enteresan bir konu orada. Sadece bu özdeşlik reddedilse bile Tanrılara ait olan neden alınmamalıdır sorusunun hala cevaplanmaya muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Burada Tanrı'nın Tanrıların vahiy gibi bir yolla bir yasak getirdiğiyle inanmanın önemli bir çıkış noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu çok önemli. Ancak bu sadece inananlar için geçerli olabilir. Biz bunun ötesinde geçip geçilemeyeceğini biraz daha fazla sorgulamak istiyoruz. İkinci yolu tutarsak, ben Tanrılara ait canı Tanrılarla özdeş dahi olsa alamamalıdır çünkü ifadesinde yerine koyabileceğimiz bir gerekçe, Tanrı'ya, Tanrılara özdeş olarak tasavvur edilen benim canı var kılan Tanrı'yla, Tanrılarla özdeş olmadığı iddiası olabilir. Bak, o perspektif açısından Tanrı'yla özdeş olabilirsin. Ama canı var kılan olarak Tanrı'yla özdeş değilsin. Evet, farklı. Benim kendisine boyun eğmiş bulunan, bu da biraz Kur'an'a atıp, melekeler marifetiyle, İnşa edebilme, inşa edilişini, yaratılışını kavrama imkanı olmayan yegane varlık canın kendisidir. Aha.
Tabii bu sonucun yol açtığı bir başka düşünce de eğer ben canı inşa edebiliyorsa alabilir de iddiası olmaktadır. Dolayısıyla gelecekte biyolojinin veya biyoteknolojinin nerelere ulaşabileceği bu tartışma bakımından hayati önem taşımaktadır. Ki bu sempozyumda bu tartışılacak ya da çalıştaydı. Sonuç olarak insan benliğinin tecrübesi üzerindeki aşkın perspektifinin imkanlarıyla sınır tanımama eğilimine girse de sanki can hala kendi etki alanının dışında kalıyor görünmektedir şu anki bilgimiz itibariyle. Bildirimizin sonunda bu bildiri başından beri geçen tanrı ve tanrılar ifadelerine son vardığımız noktadan hareketle ilgili bir açıklama getirmemiz yararlı olacaktır. Canlıyı canlı kılan melekeler de bene sözü edilen aşkın perspektifi kazandıran ve kainatın kendisine bakarak kurulduğu ayonda kelimenin tam anlamıyla tanrı değildirler aslında. Platon'un Timaeus'a şöyle bir dokunup geçtiği bir noktayı hatırlayalım. Bu alıntıyla bitiriyorum. Bütün göğü ve evreni ele alalım diyor Timaeus. Ona daha uygun bir ad verebilirsek verelim. Onun için de başlangıçta her şey için sorulması gerekeni soralım. Acaba ezelden beri var mıydı bir başlangıcı, olmadı mı? Yoksa doğmuş bir başlangıcı olmuş mudur? Doğmuştur. Hani bizim Hud delili gibi bu arada. Çünkü gözle görülür, elle tutulur haldedir, bir de teni vardır. Bu gibi şeyler duygundur. Yani duyumlamayla kaindirler. Duyumla beraber kainatın tasarladığı duygun şeyler de gördük ki oluşa doğuma mahkumdur. Öte yandan doğan her şeyin mutlaka bir neden yüzünden doğduğunu söylemiştik. Bu evreni yaratana gelince onu bilmek zordur. Bildikten sonra herkese tanıtmak ise imkansızdır diyor. Timaeus. Çok sağ olun. Diyerek sözlerimi bitiriyorum. Sorular için tam 60 saniyemiz var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde sorarsanız. Buyurun. Ah Kübra. Hocam, şimdi bu özellikle ikinci can beni mi ben canım mı? Evet. Sorusu bağlamında, yani maddesi bağlamında şeyler söylemek istiyorum. Can olmasa ben olur mu? Veya ben canlı olmayan bir yapıda var olabilir mi? Dedik de cevaplamadık onları. Canlılığı organizmaya indirgemiyoruz. Evet. Fakat canlılığın yani mahalli, bulunuşu ve bireyleşimi, tahakkuku organizmada gerçekleşiyor. Aha, bu birisinin teziyle ilgili bir konuya dokunuyor sanki. Değil mi? Yani evet. Orada ayrıldığında yani Sokrates'in mesele ettiği evet. Ve özgürlüğü de tam da o noktada konumlandırdığı canın bedenden ayrılması ve buna karar verilmesi evet. Noktasında can bedenden ayrıldığında biz onun bir şekilde Tanrı'yla özdeşe kalandığını söylüyoruz ama aynı zamanda da onun kendiliğini birey olarak sanki evet. Var olduğunu sanki evet, yani düşünüyoruz. Evet. Bir evet. Tartışma, evet. Evet. Diyebileceğimiz bir şey evet. Aslında. Evet. Beden ayrılıyor ve o beden bireyliği nasıl sürdürecek? Evet. Şimdi burada bir cevap olacak mı? Ben cevabı biliyorum ama söylemiyorum. Bu çok tartışılmış ve şu anda da hani mevcut fizikte de tartışılan evet. Bir mesele. Tabii ölüm sonrası Şöyle anlıyorum Kübra, çok da güzel bir soru. Şöyle bir iki bir şey söyleyeyim, beraber de düşünmeye zaten devam ediyoruz biliyorsun. Bir tanesi şu, mesela Fichte'de de mesela demin söyledim, ben var, kendini vaaz eden olarak var. Ama benlerin ortaya çıkması ancak bu alemde sen kendini diğer benlerle ilişkinde sınırlarsan, anştos diye çektiği bir kavram var Fichte'nin. O zaman o mümkün olabiliyor. Yani sen olarak, ben olarak var olmak istiyorsak diğer benlerle ilişkilerimizde kendi eylemlerimizi sınırladığımızda bu gerçekleşebiliyor. Yoksa tek ve hani böyle gri bulut gibi bir ben var gibi düşün. Dolayısıyla bu senin söylediğine lafı getiriyor. Bu tabii ki bu alemde ancak olabilecek olan bir şey. Hani bu çokluğun hani duysal alanda mevcut olduğu alemde olan bir şey. Ha bunun diğer aleme diyelim hani... Bu alemdeki canın, bedenin yok olması sonrasında ya diğer benlerle irtibatın kopması sonrasında diğer aleme taşınılabilmesinin belki de tek bir çözümü olabilir. Bir tür hafızanın vaaz edilmesi. Eğer bir tür hafızanın ve onun korunmasının. Buradaki ilginç olan soru da şu. Yani soru çözülmüş olmuyor da burada. Şu. Biz ampirik hafızadan bahsettiğimizde her zaman o ampirik hafızanın da en nihayetinde ampirik malzeme olduğu için var olduğunu düşünüyoruz. Fakat hafıza esasen öyle bir mekan ki bizim anladığımız anlamda ne ampirik malzeme var ne zaman var. Bu hafızada bir kendinde çokluk düşünülebilir mi sorusuyla aynı soruya dönüşüyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ve bir çözüm varsa, yani bunun bir çözümü varsa, yani o
ölüm sonrasında kendinde bireyin korunulması nasıl mümkündür sorusunun bir cevabı varsa o kendinde hafızanın bir şekilde düşünülebilmesine ancak dayanabilir diye düşünüyorum. Kendinde hafızanın da bir şekilde hem bireylerin Evet. Yani çok bir tür o yani kendinde çokluğun bu anlamda düşünce düzeyinde bunun kurulabilmesi gerektirir. Bunun cevabını ben biliyorum ama söylemiyorum işte. Ya bana ne? Hoş geldin. Evet. Buyurun hocam. Özdeşlik şeysini belki aidiyet üzerinden iştirak yani aşkın olan evet. Bir şey aidiyet üzerinden iştirak olarak anlarsak bence epeyce şey yapılır, çözülür. Yani işte şey o diyor ki yani bu dünyada ayrıldıktan sonraki hali korunur mu diyor bireyselliği. Onun derdi bireysellik de hocam. Hayır olsun onu da bireysellik yine. Aidiyet üzerinden işte. Hocam bütün aidiyetle ilgili düşünebildiğimiz hemen her şey duysallıkla beraber dışarıda bırakılırsa özdeşlik çok genel ve basit bir şeye dönüşüyor. Yani bir çokluk düşünmek zorlaşmaya başlıyor. Ben size söylediğimi anlıyorum. Hocam ara vermemiz gerekecek. Tam 23 geçiyor. 10 dakikamız var. 30 geçe tekrar evet. İbrahim Yüksel Hoca ile devam edeceğiz. Biz...